Çin'e bakalım ve tabii sizinle başlayalım bu dilime de. Şimdi Şangay'dan gelen görüntüler ağırlıkla sosyal medyadan takip ettiğimiz bazı haberler var. Şimdi yavaş yavaş ana akım medyaya da yansımaya başladı. Şangay'da yaklaşık bir aydır Covid karantinası var. 25 milyonluk bir şehirden söz ediyoruz. Bu süreçte kayda geçen ağır vaka sayısı bir Can kaybı sıfır efendim. Bakaların çok büyük bir kısmı belirti bile göstermiyor. Buna rağmen Çin hükümeti çok sıkı karantina kuralları uyguluyor. Şimdi gelen bazı görüntülerde ve bazı iddialarda şu yer alıyor. Bir tarafta çürümüş, tüketilmemiş gıda maddeleri, öbür tarafta pek çok insanın bu alışveriş sistemi aksadığı için temassız internetten alışveriş sistemi de 25 milyonluk şehirde yetersiz kaldığı için açlıkla mücadele ettiği yansıtıyor ve karantina uygulamaları da çok çok katı bazı görüntüler tabii yani bu görüntülerin teyit edilmesi de önemli sosyal medyada dolanan bu görüntülerin. Covid'in başında hatırlayacaksınız bazı enteresan görüntüler gelmişti yani pandeminin ilk döneminde Çin'den işte bir anda yere düşüp yıkılanlar vesaire sonra o görüntüler bir anda konuşulmaz oldu. İşte burada da Şangay'da işte çığlıklar halinde Artık bir ay süren karantina sonucunda e, evlerinin camlarından bağıranlar olduğu yansıyor. Öte yandan e, zaman zaman intihar vakaları olduğu iddia ediliyor. Bunların hepsi... Gerçekten enteresan. Sevgili kent sakinlerimiz, lütfen yerel hükümetin salgın önleme kurallarına harfiyen uyunuz. Ruhunuzun özgürlük arzusunu kontrol altına alınız ve şarkı söylemek için camlara çıkmaktan kaçınınız. Bu davranış bulaş riski taşımaktadır gibi zaman zaman anonsların yükseldiği şehirde iddiası da var. Şimdi birçok iddia var. Ya baktığınızda ne görüyorsunuz <laughs> Mete Bey? Çünkü çok ciddi bir maliyet de söz konusu. Çin hükümeti ne yapmaya çalışıyor? Acaba açıklanmayan şeyler mi var? Dünya kamuoyuyla paylaşılmayan şeyler mi var? Yoksa yeni virüs mü söz konusu diye de sorular soruluyor. Öte yandan acaba başka bir test mi söz konusu insanların psikolojisiyle ve e durumuyla ilgili diye de birçok soru var ve birçok iddia var. Ne görüyorsunuz? Çünkü çok e, ticaret olarak da e, hareketin yüksek olduğu bir kentten söz ediyoruz ve e, nispeten Çin'de en e, hani refah seviyesinin yüksek olduğu bir kentten de söz ediyoruz. Şöyle söyleyelim, e, Çin e, bütün dünya ülkelerinden daha mı bu işi iyi biliyor? Öyle gidelim. E, Çin ilk e, aşılama faaliyetini bitiren ülke biliyorsunuz. Neredeyse vatandaşların tamamını aşıladı. Arkasından ikinci aşılarını yaptırdı. Ee, hani geçen e, Üstad anlatırken dedi ya biz maskeyi bıraktık hemen hasta oldum dedi. Evet. Ee, bütün dünyada maskeler kaldırılırken, yasaklar kaldırılırken, hatta e, birçok ülkeden çok daha fazlasıyla e, bu tepkileri yüksek yoğunlukta alan Çin neden sanki Covid'in birinci günüymüş gibi bu kadar yoğun e, aynı tepkiyi vermeye devam ediyor? Valla bunun herhalde birkaç açıklaması var ama birkaç arkadaşa sorduğumda şöyle bir şey söylediler. Dediler ki bakın dünyanın farklı ülkelerinde, farklı şekillerinde bağımsız denetim kurumları, bağımsız işte sistemler vardır. Bunlar kendilerini adept edebilirler. Yani yeni sisteme adapte edebilirler. Ama Çin gibi ülkelerde başlangıç itibariyle alınmış bir tepkiri, Dönüştürmek kolay değildir. Birisinin bunun yanlış olduğunu söylemesi sil baştan kurgulaması gerekir. Bir akıl tutulması gibi mi? Bu akıl yani? tutulması Çünkü değil. Yans sistem böyle. Hayır, Sistem Nasıl? böyle. Sistem böyle olduğu için bu sistemin yanlış olduğunu bir şekilde tartışabilecek ortamların olması gerekiyor. Siz böyle bir ortamı yaratmadığınız müddetçe e insanlar aç hiç kimse risk almaz. Çığlık atıyorlar, bakın. atıyorlar artık. Risk almaz. Ne siyasi olarak risk alır. Ne de e, bürokratı risk alır. İlk emir ilk emir nasıl verilmişse, ilk talimat nasıl verilmişse, o talimatı veren ben kaldırıyorum deyinceye kadar devam edersiniz. Bugün gördüğümüz bence hani benim konuştuğum arkadaşlardan en azından söylenen e, konu bu. O veren kaldırmadığı müddetçe e, bunu sorgulamak ve bunun yanlışlığını e, konuşmak çok da mümkün değil. Çünkü bir kez daha söyleyeyim. Yani dünyanın bütün e, Dünya Sağlık Örgütü'nün önemli ülkeleri, ilk aşıyı bulan ülkeler dahil olmak üzere, yani zır cahil mi, vaz mı geçtiler şeyden, yani insanları öldürmeye mi karar verdiler? Yok. Sistem kendini geliştirdikçe, veriler geldikçe o verilere göre adapte olmayı öğrendiler ve ona göre tepki veriyorlar. Ama Çin'de bunu maalesef göremiyoruz. Dediğim gibi şey de önemli, önemli. inanılmaz bir şey var. Kara provan da var. Yani Artık neye inanıp inanmayacağımız konusunda e, orta kalmış durumdayız. O şarkılar söylendi e, diye bağırışların olduğu görüntülerin olmadığını söyleyen görüntüler de yayınlandı. Çok dezenformasyon olabilir. İlginçtir ama şu gerçek, Şangay bir şeyin içinde. Hani ne derler, sanki ilk günkü durum durumla şey, aynı Çin'in Twitter'ı diye çok özür dilerim şunu da ekleyeyim Çin'in Twitter olarak bilinen Weibo'da <laughs> açılan ve erzak alımına ya da erzakların uzun zaman dayanmasını sağlamaya yönelik iç ipuçlarıyla paylaşılan Şangay'da gıda alışverişi etiketi mesela çok e, popüler olmuş. Buradaki sorun insanların aç kaldığı yönündeki iddia. Yani dışarıya yansıyan bu. Bununla ilgili de herhangi bir açıklama vesaire de görülmediği e şimdi için kapalı resim, bir kapalı bir evet, şeyden bahsediyorsunuz. Sistemden bahsediyorsunuz. Evet sistem dışarıya doğru ekipman gönderiyor, malzeme gönderiyor, ticaret yapıyor. Ama bu bilgi anında çok net bir şekilde açıklanabildiğini göstermiyor. Şimdi şöyle, Burada yetkililer bir şey bölge var. sakinlerine temel ihtiyaçlarının verildiğini belirtiyorlar. Hı hı. Fakat Sky News'te yer alan habere göre kentte bir depo yüzlerce kişi tarafından yağmalandı. Kısa sürede de bu sosyal medyada viral haline gelen bir görüntüye dönüştü. Şu var, şu bir, şu bir gerçek. Hani mesela komple teorisini çok seviyoruz. Ee, sorulardan bir tanesi de şu. Yani Covid olmayabilir mi? Bu başka bir e, hastalık belirtisi olabilir, olabilir yeni mi? Yeni bir salgın diye. mı acaba? Ee, bu, sorular da evet. e, çok soruldu. Evet. E, vallahi bunu tabii en iyi e, bu işin bilim insanları bilecektir. Ama şu bir gerçek. E, bunu bir defa daha geç açıklama gibi bir lüksü yok şey için. Yani e, Covid riskiyle karşılaşan olayın dünyada kaç milyon insanı öldürdüğünü, sistemi nasıl kitlediğini ekonomik olarak nasıl bir <laughs> e, noktaya getirdiğini biliyoruz. Bir virüsün daha Çin ama bununla ilgili başka bir fatura daha mi? çıkıp bunu gizlenebileceğini ben e, ihtimal vermiyorum. Covid ile ilgili bir fatura ödediğini düşünüyor muyuz peki Çin'in oradaki tavrı dolayısıyla? E, daha e, ülkeler kafasını kaldıramadı ki hala evet. arka arkasına gelen e, şeylerle uğraşıyor. sorunlar e, sorunlar yumağıyla uğraşıyor. Siz şöyle düşünüyor musunuz? Bu olayın ilk çıktığı andan itibaren e, ülkelerin üzerinden resmen silindir geçti. Daha hiç kimse Elbet. kendi faturasını çıkartamadı ki hesap sorsun. Arkasından gelen daha şu anda e, yan atura, etkilerle de boğuşuluyor. Hem hiç de çok kim, hiçbir ülke yani. bakın, hiçbir ülke daha pandemi ve daha sonraki yaşanan tedarik zincirleri ve diğerlerinde yaşanan aksamaların faturasını daha çıkartabilmiş değil. Peki. E, Hulki Bey, siz ne görüyorsunuz bütün yansıyanlarda? Yani iddialar olarak <laughs> genelde takip ettik ama... Enteresan e, olarak da yorumlanıyor. Buyurun. Şöyle bakmak gerekir. Programın başında <laughs> Amerika'da New York'ta Brooklyn'deki metro baskınını konuştuk ya. Evet. Onun arkasında Putin var mı diye tartışıldı ya. Evet. Şimdi bunun arkasında da Biden ve Amerika var mı diye bakmak gerekir asıl. Niye? Yani bu bir komple teorisi değil, ee, <laughs> gerçekçi bir kuşkucu yaklaşım. Hani kuşkuyla gerçek nasıl bir araya geliyor, geliyor. Gerçekçi bir kuşkucu yaklaşımla şöyle bakabiliriz. Şimdi Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta Amerika'nın Rusya'yı tuzağa Rusya'yı tuzağa düşürdüğü, Rusya'ya ambargo uygulamak, Sovyetler Birliği'nin ardından Rusya'yı da parçalamak, yok etmek için onu tuzağa düşürdüğü çok tartışıldı, değil mi? Bütün dünyada, Türkiye'de de, Doğru. burada da çok tartışıldı. Şimdi Rusya'ya destek veren kim? Çin. Ukrayna olayında. Evet. Rusya'yı yalnız bırakamayız diye ve benzer ifadelerle çok destek açıklaması yaptı Çin. Şimdi burada da Hasan Hoca daha iyi bilir bu işi. E, Rusya'yı sıkıştırmışken Amerika'nın asıl büyük hedefi yıllardır ekonomik bakımdan da nüfus bakımından da silah bakımından da, yani pek çok açıdan asıl hedefi Çin. Çin'i de bu vesileyle sıkıştırmak. Şimdi şimdi Çin'i bir savaşın içine atamıyor galiba. E, atsa sonuçlar istediği gibi olmayabilir. Şimdi burada ne oluyor? Görüntüleri görüyoruz. Yani tam bir kapanma ne dediniz değil mi? E, çok bir sıkı aile. bir karantina var. Tam bir kapanma 25 milyonluk bir kentte. 25 milyonluk kent ne demek? Avrupa'daki pek çok ülkenin nüfusundan çok. İki tane Yunanistan yapıyor mesela. Sadece bir şehrin nüfusu. Şimdi e, Amerika... Bu salgın numarasıyla. Çünkü bu emperyalistler <laughs> hukuku silah olarak kullanabiliyor. Uluslararası hukuku kullanıyor. Ee, mikrobiyolojiyi silah olarak kullanabiliyor. Ateşli silahları zaten kullanabiliyor. Siyaseti, e, e, darbe girişimlerini silah olarak kullanabiliyor. Bakın Pakistan'da olanları da görüyoruz <laughs> falan filan. Şimdi burada da bu yöntemle zaten alışılmış bir yöntem yani iki senedir Covid olayıyla karşı karşıyayız. Alışılmış Türkiye dünyanın kanıksadığı bir sistem bu kapanma. Çini içe kapatmak için bir operasyon mudur diye sormamız gerek. Rusya'yı Avrupa'dan, dünyadan tecrit etme. Bunun arkasından da fark ettirmeden asıl büyük hedef olan Amerika'nın büyük hedefi olan Çini kapatma. Ben de şimdi yönetici olsam Türkiye'de Çin'e karşı tedbir alırım. Artık Covid'den çektiğimiz yeter. Anlamsız, gereksiz, çok tartışmalı bir hastalıktı Covid. Ee, yeniden böyle bir musibetle karşılaşmayalım diye oradaki Türkiye ile Çin arasındaki nüfus hareketliliğini denetlemeye çalışırım. Ama bunu ne kadar denetleyeceksiniz? Adam Çin'den Avrupa'ya gidiyor sonra Türkiye'ye geliyorsa falan filan. Yani bu bulaşmayı engellemek zor. Fakat Amerika'nın bu yaklaşımı açısından mutlaka düşünmemiz gereken bir şey. Çini içine kapatmak amaçlı mıdır diye soruyorum aklıma gelen bu çünkü bunun ne olduğu daha bilimsel olarak bize açıklanmadığı için. Evet. O konuda bir şey dememiz mümkün değil. Evet birçok iddia ve soru var tabi biraz önce de ifade ettiğimiz gibi sizin tabii ki bu şüpheli yaklaşım dediğiniz boyutta önem taşıyor.